Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal TV haber bültenimize hoş geldiniz. Programımızda Doğu Türkistan'daki gelişmeler ve dünya gündemindeki Doğu Türkistan'la ilgili konuları işleyeceğiz. Dikkatiniz ikralarımızda olsun. Google, Çin saldırıları konusunda uyardı. Siber güvenlik uzmanlarına göre Google, Çin kaynaklı Tayvan'a hedef alan siber saldırılarda önemli bir artış tespit etti. Google'ın tehdit analizi bölümü, son 6 ayda Tayvan'a hedef alan Çin destekli bilgisayar korsanları kampanyalarında büyük bir artış yaşandığını ve bilgisayar korsanlarının izlerini gizlemek için yeni, karmaşık ve yenilikçi taktikler benimsediğini belirtti. Google'ın kıdemli mühendislik müdürü Kate Morgan, Çinli bilgisayar korsanlarının izleme çabalarını zorlaştıran taktikler kullandığını vurguladı. Bunlar arasında küçük ev ve ofis internet yönlendiricilerine sızmak ve bunları gerçek kaynaklarını gizleyerek saldırı düzenleyecek şekilde yeniden kullanmak yer alıyor. Morgan, Google'ın yalnızca Çin'de savunma, hükümet ve özel sektörde dahil olmak üzere Tayvan'daki çeşitli sektörlere hedef alan yüzden fazla bilgisayar korsanlığı grubunu izlediğini açıkladı. ABD ile Çin arasındaki gergin ilişkiler nedeniyle daha da kötüleşen Tayvan'daki çatışma potansiyeline ilişkin endişeler küresel olarak arttı. ABD Tayvan'ı resmi bir ulus olarak tanımıyor olsa da giderek saldırganlaşan Çin olarak algıladığı şeye karşı kendisini savunması için adaya yardım etme taahhüdünde bulundu. Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor. Google'ın bulguları, küresel siber güvenlik tehditlerine ilişkin daha geniş gözlemlerinin bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Meta Morgan, Kuzey Kore ve İran'ın önemli siber tehditleri oluşturmaya devam ettiğini, Rusya'nınsa Şubat 2022'deki işgalinden bu yana siber odak noktasının ağırlıklı olarak Ukrayna olduğunu belirtti. Çin heyeti Birleşmiş Milletler salonunu terk etti. İsveçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Forumunda Batılı diplomatların ve Uygur gruplarının temsilcilerinin sorularını hazmedemeyen Çinli yetkililer salonu terk etti. Uygur Türklerinin yaşadığı insan hakları ihlallerine ve soykırıma yönelik soruları yanıtsız bırakan Çinli yetkililer 30 Kasım 2023 tarihli toplantıda beklenmedik soru ve eleştirilerle karşılaşınca salonu terk ettiği bildirildi. Uygur örgütlerinin temsilcileri, ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Michael Taylor ve Batılı diplomatların katıldığı kapalı toplantıda Dünya Uygur Kurultayı Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Zümretay Erkin'in çarpıcı sorusu yetkililere tokat gibi çarptı. Uygur aktivistin, Uygur kadınların Çinli erkeklerle zorla evlendirilmesini, çocukların Çinli aileye gönderilmesini ve hatta Çinli erkekler tarafından tecavüze uğrayan Uygur kadınları, bu kapsamda Çin Komünist Parti lideri Xi Jinping'in yönetimindeki hükümetin Doğu Türkistan'a yönelik sistematik asimilasyon politikası nedeniyle Birleşmiş Milletler'i derhal harekete geçmeye çağırdı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Bayan Michael Taylor ise Çin'in Doğu Türkistan'da terörizm suçlamasıyla halka soykırım uyguladığını belirtti. Uygur İnsan Hakları Vakfı yetkilisi Özgür Asya Radyosu'na verdiği demeçte Çin hükümetinin dini aşırılık ve terörizmle mücadele adı altında uzun süredir Uygurlara, Kazaklara, Kırgızlara ve diğer Müslüman Türk halklarına zulmettiğini duyduk. Ayrıca birçok Birleşmiş Milletler uzmanının Çin hükümetinin Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri ve suistimallerine ilişkin raporlar sunduğunu ancak şu ana kadar hiçbir pratik önlem alınmadığı için Çin hükümetinin rahineleri kaçırmaya, işkence etmeye ve cinsel istismara devam ettiğini kaydettik. Kürtaj, kadınları kısırlaştırma, din özgürlüğünü bastırma, yerli halkların kültürel mirasını ve tarihi izlerini yok etme gibi suçları işlemeye devam ettiklerini iddia ediyoruz. Son olarak Birleşmiş Milletler'in bu konudaki çalışmalarının yeterli olmadığını, Birleşmiş Milletler'in bu vahşetleri durdurmak için üzerine düşen işlevsel rolü oynaması gerektiğini vurguladık dedi.
ABD'li senatörler Çin'le seyahat yasağı talep etti. ABD'de 5 senatör solunum yolu hastalıklarının arttığı Çin'le ABD arasında seyahat yasağı uygulamasının başlanmasını talep etti. Marco Rubio öncülüğünde 5 cumhuriyetçi senatör, Çin'deki solunum yolu hastalığı vakalarında yaşanan ani yükselişin ardından Biden yönetimine mektup yazdı. Mektupta Çin'deki çocuklar arasında hızla yayılan gizemli ve bilinmeyen bir hastalığa değinilerek bu yeni hastalığın yarattığı tehditler hakkında daha fazla bilgi sahibi olana kadar ABD ile Çin arasındaki seyahati derhal kısıtlamalıyız ifadelerine yer verildi. 2019 Çin virüsü salgını döneminde Çin'in gerçekleri gizlediği anımsatılan mektupta bunun ABD'ye maliyetine vurgu yapıldı. Mektupta Biden yönetimi, Amerikalıların sağlığını ve ekonomiyi korumak için gerekli adımları atmaya çağrılarak, yeni hastalık hakkında daha fazla bilgi sahibi olana kadar uygulanacak seyahat yasağının ABD'ye ölümden, tecritlerden, zorunluluklardan ve daha sonra ortaya çıkabilecek salgınlardan kurtarabileceği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, geçen hafta konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, Çin'de görülen hastalık dalgasının 2018-2019'da Çin virüsü COVID-19'dan önce gözlemlenen durumdan biraz farklı olduğunu belirtmişti. Ocak 2020'de eski ABD Başkanı Donald Trump, Çin virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla ABD'ye Çin'den yapılacak seyahatlere bazı kısıtlamalar getirmiş, ancak uçuşları yasaklamamıştı. Efendim, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.